Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allahi la khafun aleyhim ve lahum yahsenun. Şimdi buradan 9. telvi 456 burada tarikatın pek çok semeratından ve faydelerinden yalnız burada 9 adedini icmalen beyan edeceğiz diyor. Birincisini ben burayı sonra altıya atlayacağım. Birinci bir okuyayım. Birincisi, istikametli tarikat vasıtasıyla. Yani şart bu. İstikametli tarikat vasıtasıyla. Saadeti buldunuz mu abi? Buldum abi. He. İstikametli tarikat vasıtasıyla saadeti ebediyedeki ebedi hazinelerin anahtarları ve menşeleri ve madenleri olan hakaik imaniyenin inkişafı ve vuzuhu ve anelakin derecesine zuhurlarıdır. İmanın iki cenahı var. Birisi iman insanı Sani Zülcelal'ın nispet ediyor. Tamam. Ne anladın Resul nispetten? Bağ. En zahir manası bağ. Allah'a bağ. Yani onunla kıymet, değer kazanır. İkincisi, iman bir intisaptır. Zaten bağ var orada. Hemen yanındaki cümle o. İman, insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Eğer nispet ediyor, insanı sadece nispet ediyor değil mi? Öyle demedim. Şu kıyas gibi mi abi? Yani bazı şeyler bazı şeyler değer kazanıyor ya onlarla ölçülüyor. Onu yani birini birisi düşünemiyorsun. Yani imanda Allah'la insan arasındaki bağı kuruyor. O oradaki nispeti, alakayı şey yapıyor. Hani farkı fark ettiriyor yani oradaki. Peki fark nedir yani? Bu nispet midir, intisap mıdır? Seni söyledim. Nispet ediyor. İman nispet ediyor. Yani kıyas ediyor yani. Tamam, orada kıyas ediyor. İntisap nedir? İman diyor bir intisaptır diyor. İntisap da ona atılan şeyler. Bağ gibi abi. Ay onu zaten söyledin nispette. İkisi de aynı oldu. Aynı olmaması lazım. Hani birisi nispet, birisi bağ. Yani iman ettikten sonra ancak kıyas edebilirsin abi. Aradan imanı kaldırdığın zaman tabii intisap ilk önce geliyor. İntisap daha öne geliyor. İntisap ettikten sonra sen diyelim ki eşyayla eşyanın sahne arasındaki bağları kuruyorsun. Yani ben eşyayı neye göre kıyas edeceğim abi? O bağ kurduktan sonra o nispetler ortaya çıkıyor abi. Bağ kurulduktan sonra o nedir diye yorumluyorsun. Nispetler ortaya çıkıyor. Bu öbürsü nasıl şart edecek yani bağ? Mesela kafir hep maddede arıyor. Arkasına geçemediği için. Ama bir mümin hemen onu yaratılana, yani masnuattan saniye geçiyor yani sanattan sanatkara geçiyor. İman vasıtasıyla bunu yapıyor. Başka şey diye var? Söyleyeyim abi. Söyle abi. Nesep abi aslımıza bizi götürüyor. Nispet? Bizi aslımıza götürüyor. Noktayı, nispet nesepten istinat, geliyor. Noktayı istinat. İmanın kuvvet tarafı, onun haricinde ezel tarafı abi, öbürsü nur tarafı, intisap, nokta-i istinat ahirete bakıyor ve ebed tarafı oluyor ve nur tarafı oluyor imanın. Biri istikbal, biri müstakbel. İman yapıyor bunu. İman diyor, insanı Sani Zülcelal'ına nispet ediyor. Nispet nesepten geliyor. Senin nesebini taşıyor.
aslına taşıyor. Soy değil. Nasıldır? Aslı. Bir insanlar arasında soy kullanılır. İman Sani Zülcelal'ına nispet ediyor. Nesebine taşıyor. Aslına, kökenine taşıyor. Zatı gösteriyor. Nispette zatı gösterir. Yani bu ezel tarafı, doğru. Ezel tarafımız. Evet, doğru, genetik değil ama bu. Genetik. Yani genetikle iman ne alakası var? Yok, yanlış yazmışım o yüzden. Yok yok, tamam, yani o biyolojiktir o genetik. Yani mesela diyelim ki ruhun genetiği değil. İman bedensel değil ki, iman ruhsaldır. Küfür de ruhsaldır. Yani kabul etmek, reddetmek bedenle de yapılmıyor. Yani 90 kilo adam iyi adam, 60 kilo adam kötü adam. Niye 60 kilo? Yani iyilik, kötülük soyuttur yani, somut değil. Tamam. Peki, ikinci bir cümle getiriyor. İman bir intisaptır. Bu bağdır. Birincisinde iman insanı sahnesine nispet ediyor. Bağ değil o. İkincisi bağdır. İki şey arasında bağ kurulabilmesi için ikisi aynı cins tipten olması lazım. İman bir intisaptır. Yani ahirete bağ atar. İnsanın iki cenahı var temelde. İkisini yorumluyor orada. Bir nokta istinat, bir de nokta istinat. Başka bir şey yok. Nokta istinat şu. Koltuğa dayanmak. Nokta istimdat, istediler var. İstedikleri var. Fıtratın iktizası var. Fıtrat bir şeyler istiyor. Evet istiyor. Sonsuzluk istiyor. Neler istiyorsa bak bakalım. Hiçbirisi burada yok. Ha, bunu iman bu isteğinin kaynağına bağlıyor. Peki nedir o? O fıtratına mecra veriyor. Yol oluyor. Bağ oluyor. Yani fıtratın istekleriyle fıtrat ahireti casusluyor. Casusluyor insan. Casuslamak, oradan haber almak, dikizlemek, orayı kavramak, orada haberdar olmak. Ahiretin varlığını, mesela Allah haşa, peygamber göndermeseydi dahi, peygamber göndermeseydi haşa kitap, insanın fıtratında beka arzusu var. Beka isteği olacaktı. Ama bunu putlaştıracaktı. Ama semavi dinlere, şunlara bunu bir yere tapınacaktı yani. İnsanın beka arzusu dinlerin gelmesiyle çıkan bir şey değil. Zaten var. Dinler gelmesi mecra vermiş. Yani fıtratın isteği. Bu sefer iman intisaptır. Yani fıtratın isteğini göstermiş. Kaynağını göstermiş. Yani sendeki bu şey... İstek şuradan geliyor. Çünkü beka fani dengelemez. İman, hani 23'ün söz ya, bir tanemiz insan, iman insanı sadece nispet ediyor. Lugata bakmayız yani. Çünkü korkunç bir zandayız. Zandayız yani. Zan, bildiğimizi zannedip balonun içine girmektir. Dünyamızı küçültmektir. Zanın da iyisi de var, kötüsü de var. Benim daha bir cümlem bu konuda. Zan, içerisinde şüpheyi barındıran ilimdir. Korkunç bir cümledir. Yani ademi vücutlar, ilmi nihayetsizlikten çıkaran, Allah'ın ilmiyle bizim ilmimizi ayırt eden, ilmimizin içindeki şüphelerdir, zanlardır. Nihayetli yapıyor. Dolayısıyla iman Sani Zülcelal'ine nispet ediyor, nesebine götürüyor. Aslına, kökenine götürüyor.
şeyse, intisap ise bağlıyor. Allah'a bağlanmaz. Bağlanmak bazen diyoruz. Allah'a bağlanmak ama öyle koyuyor. Yani ilmi bir şey değil. Eşit olan şeyler arasında bağ olur. Kutsi şeylere nispet edilir. Nesebini götürür. Şimdi burada da şöyle diyor. Bak, istikameti tarikat vasıtasıyla. Mesela koca bir dersi kullandık, biliyor musun burada şimdi? Yani bu size kaç dakika oldu söyleyeli? Nispetle intisap. 3 dakika oldu mu? Ama 3-4 günü uğraştım. Nereden çıkarıyorsun bunu? 3 günden çıkarıyorum. İşte bizim izahlarımız külliyata çalışmaların kendisidir. Cahil adam, külliyatı araştırmayan insan kendi çıkarımı zanneder. Ama iman insan sahne zülcelerine nispet eder diye geçmiştir. Ama biz bu nispet nedir diye araştırdığımız zaman külliyata, nesebine taşınmaktır. Aslında düşünmektir. Nokta istinaattır. Ezel canibidir. Ezel, mazi, hal, istikbali birden tutan bir aynadır. O tarafımızı bize gösteriyor. Bu da manadır. İman diyor bir intisaptır. Bu da ebed tarafımızı gösteriyor. İmanı bil ahirettir. Çünkü eşit olanları bağlar. Bu da noktayı istimdattır. Ama kör olası cehalet, kör olası zan, izah ediyor zanneder. Oysa içerikleri bunlar. Ustadımızın emridir. Sizin diyor izahlarınız devam edecek diyor. 56 Kastamonu değil mi? Şer ve izahla sizin vazifeniz devam ediyor. Bu parantez açıyoruz bu konumuzun dışında. İstikametli tarikat vasıtasıyla saadet ebediyedeki ebed hazinelerinin anahtarları, yani ebed hazinelerin anahtarları, 2 menşeleri, onun buradaki kaynağı, maddeleri, madenleri olan madeni, ahiretin madeni burada. Ha, karakol dediğimiz bu mu oluyor? Evet ya. 28. lemada var ya karakolları. Hakaiki imaniyenin inkişafı ve 2 vuzuhu, 3 aynı lafın derecesinin zuhurlarıdır. Yani hakaiki imani. Hakaiki imaniye nedir? Saadet ebediyenin anahtarı var. Saadet ebediyenin menşeleri var insanda. Saadet ebediyenin madenleri var insanda. Nedir o? İnkişaf edecek, vuzuğa kavuşacak, aynı yakın derecesine çıkacak. 3 tane. Anahtar inkişaf, menşe vuzu, madenler aynı yakın. Çok değişik oldu. Tuhaf değil mi Resulüm? Tuhaf abi. Yani girmek istemiyorum çünkü zihnim o kadar için şey yapmışım da burayı seçtim. Şey yapalım ama abi şimdi menşe-i karakol dedik. Yok, girmeyeceğim şimdi, şey yapma. 6'ya geçeceğim de ondan. Çok acayip abi. Ya 2'yi de okuyayım. 2'yi de okuyacağım. Ondan sonra 3'ü çok okumuşum. 3'ü atlayayım. 2. Fazla izah olmadan bir işaret edeyim, yeter diyorum. İkincisi nedir? Bak bir de okuyorum. Başı kaçırma. 9. telbi. Tarikatın pek çok semeratından ve faydelerinden yalnız burada 9 adedini icmalen beyan edeceğiz. İstikametli tarikat birincisini yaptı. Ne yaptı? Bu 3 tane saadet-i ebediyedeki, bak saadet-i ebediyedeki ebedi hazinenin anahtarları. Bu Allah değil ha. Bu ahiret. Yani istikameti tarikat, ahiretin saadet-i ebedinin anahtarlarını, menşelerini, madenlerini hakaiki imaniye ile inkişafı, vuzuhu aynı lakin derecesini zuhura getiriyormuş. Bu ahiret. Allah ile alakası yok tövbe, yani bu imanı billah değil. İmanı bil ahiret. İman bir intisaptır.
Yani iman burada anahtar mı oluyor abi onları keşfetmek için? İman sırf anahtar değil. İman ebed hazinelerinin bir, iman koy tencere anahtardır, menşedir onların madenleridir. İkincisi, yani kaçırma, makine insaniyenin, makine hayal et, bir motor hayal eder misin? Uçak et. Merkezi, zemberi olan kalbi, yani bir motorun merkezi, zembereği. Zemberek nedir biliyor musunuz? Eskiler bilir de yeniler bilmez. Hareket noktası. Yani saat vardı ya, kurardınız. Şöyle hırt, hırt, hırt bırakırdın. 24 saat o çalışır. O hareketin kaynağı, kurulum yeri. Kurulum yeri, kaynak değil. Kurulum kaynağı. Mihenk taşı gibi yani. Mihenk taşı da değil. Kurulumu. Hmm. Zemberek kurulu. Mihengini söyledi zaten. Merkezi. Zembereğe kurulum, şeye, merkez denmez. Merkez zaten söylüyor. Makine insanın merkezi. İki, zembereği olan kalp. Kurulumu. Orada kurulmuş. O 24 saat çalışacak. O kurulum kalpte varmış. Açılımı kainat. İnsan kainatın zembereğidir. Yani bu kurulumu öylesi şeyle bağlantına... Kurabilir miyiz? Hani kalbinde iki ayağı vardı ya, Masar-ı Efkar'ı... Tabii, yani böyle ne oluyor bak şu anda sen bile söyle. Yani Allah Allah okuyunca şu anda ufkumuz ne yapıyor? Cüz-i nazarımız külli nazar oluyor. İmbisat ettiriyor. İmbisat ettiriyor. Cüz'iyetten külliyete çıkıyorsun. Efrattan ferde geçiyorsun. Cüz kül oluyor, cüz-i külli oluyor. Ya bak, inkişaf ediyor. Merkezi bir, zemberi olan kalbi, tarikat vasıta olup işletmesiyle ve işletmekle, bak, işletmesiyle bir işte bir şirket var, onu işleyen bir adam var. O işletmekle sair letaifi insani harekete getirip netice-i fıtratlarına sevk ederek hakiki insan olmaktır. Yani burada işletmesiyle derken o tarikata bakıyor. İşletmekle de yani kişinin kendisine bakıyor. Evet. Gene burada ahiret. İman-ı billah değil burada. Fena yere gidiyor. Tarikatın zaten ana teması İman-ı bil ahireti vuzuğa kavuşturmak değil, iman-ı bil ahiret ortaya çıkarmaktır. Onun için tarikatta böyle hep terbiye vardır, hep korkutma vardır mesela. Korkutup bir yere sevk etmek. Marifet fazla yoktur ama inkişafat vardır. Yani kabiri keşfel kubur oluyorlar, ahireti müşahede ediyorlar, melekleri seyrediyorlar, o alemlere gidiyorlar. Ölümü tasavvur edemiyorlar. Evet, yani ölümü mesela. Yani tarikat da arkaya dönük değil, ön tarafı işlettiriyor. Ezel yokken pek. Anlıyor musunuz? Burayı hiç düşünmüş müydünüz? Nasıl abi de alamıyorum. Çünkü ilginizi çekmediği için bir daha iki defa söyledim, bir daha söylüyorum. Tarikat da yön mazi değil, iman-ı billah değil daha çok. Vardır azdır. Tarikat da ana tema iman-ı bilahirettir, yön istikbaldır. Onun üstünü açmaktır. Dikkat edin, meleklerle görüşmeler, keşfel kubur olmaları, ölümü hayal ettirmeleri, farz ettirmeleri, ondan sonra kalbi işletirip böyle öteleri hissetmeleri, böyle garip garip hisleri yaşamaları, o alemlerde dolaşmaları, hep böyle menkebeler duyarsınız. Hepsi de doğru. İhya-ül Mütte'nde de öyle diyor. Asıl maksat diyor, bunun inkişafı diyor. Ha, inkişaf. Yani kaynağına geçmek değil, varı patlatmak. Ebed tarafına. Ebed yönü ya. Dördüncüsü,
Peki atlamayayım, üçü de okuyayım. Çünkü psikolojinin tamiri olarak burayı okuyorum. Abi ben psikoloji sıkıntım var, ne yapayım diyenlere bu üçü okuyorum. Onun için çok yaptığım için atlayacaktım ama okuyayım burada da düz geçeyim. Sizde de çok rastlamış. Panik, panik atak, depresyon, canım sıkıldı, bunaldım, buhran geçiriyorum. Yani nasıl kurtulacağım, kuyudayım, kimsesizim, yalnızım. Siz söyleyin başka soru, olumsuz şey. Bir şey kalmadı efendim. Kalmadı. Ha, onun çaresi bu paragraf. Çok yaptığım için yapmıyordum ama düz okuyayım. Çaresi şu. Alemi berza bir ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip o kafile-i nurani ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak. Arkadaş olmak. Ebedül abad yolunda arkadaş olmak. Ve yalnızlık vahşetinden kurtulmak, hastalıkların temeli bu. Arkadaşsız yalnızlık vahşet, yalnızlık vahşettir. Böyle anne babası da yasa hep menfaat. Çok acayip. Bana böyle dedi tamamcı falan. Yalnızlık vahşeti, bak yalnızlık vahşetinden kurtulmak ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek. Ünsiyet, ülfet değil. Şimdi devam edin bak, hastalığın kaynağı şu. Böyle yaparsan, evham ve şubehatın hücumlarına karşı, evham ve şubehatın hücumlarına karşı, evham malum, şubehat da vehimler, zanlar, nasıl kurtulacaksın? Üç tane kanun zikrediyor. Bir, o nurani kafiledeki o seferdeki o zatlara bir, onların icmağına ve ittifakına istinad etmek. İki, her bir ustadını kavi bir senet görmek. Üç, kuvvetli bir burhan derecesinde onları görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubahatı def etmektir. Kastamonu'da böyle tabi var ya, diyor senin şimdilik mağlubiyetin diyor bir cemaata intisap etmemen. 90 yok 54'te abi. 54'te ha 54'te. Bir cemaat işte tek bana onlar maddi evet. 54 miydi? 54 mü? 54 olmaması lazım. 55. 54 şeydi. Tekrarat-ı Kur'aniye. Tamam devam işte abi. 55. Tekrarat-ı Kur'aniye. Bak bakayım nerede? Sağ taraftaki sayfa değil mi? 55 abi. Evet, sağ. Şimdi 54'te başlamadı, devam edelim. Öyle mi? O tekrarat-ı Kur'an'ı değil mi 54? Var değil mi orada? Orası işte, onun devamı işte abi. Devamıdır değil mi? Dördüncüsü, buna durmuyorum. Çok durdum çünkü. Çok harika. Ne 500 defa da yapsam acayip değer çıkamayacağımı bildiğim için girmiyor. Üçüncü neydi Hasan abi? Üçüncü buydu. Yok, hani o üstada kavi senet olması. He he he. Bir tane okuyayım. Onların icmağına ve ittifakına istinad edip bir, iki, her bir ustadını kavi bir senet iki oldu bu. Üç, kuvvetli bir burhan derecesine görüp. Bu abi böyle dedi mi? Biz de uygulayalım. Bu abi böyle dedi mi? Bu böyledir. Tamam, gerisi hikaye. Şeyh'in böyle dedi mi? İlk önce böyle biraz gibi gözüküyor böyle. Yani iyi bir şey değil. Hayır. Belirli bir süreç için, kuyudan çıkmak için dedi mi? Yanlış diyorsa doğrudur. Kuvvetli bir burhan derecesine görüp onları görünce, yani mesela Allah hakkında, peygamber hakkında veya nurculuk hakkında şüphesi var. Ya ben ne akıllıyım ya? Binlerce, milyonlarca insan var. 10 küsur milyon nurcu. Ve bu kitaba kanaat etmiş. Lan doğrudur lan. Benim aklım bir şeydir. İki tane soytarı çıkmış. Ona bir şey demiş. Bunların ittifaklarına ittifak etmek. Bunların bütünlüğündeki kuvvete ittifak etmek. Dolayısıyla seni sana gelen o hatıradan, vehim ve zanlardan gelen dalalet ve şubatı def eder. İstikamette tarikatta şeyhini öyle görmezse orada duramaz abi. Görmek zorunda. Evet. Yani farazda hatasını dahi görse doğru görmek zorunda abi. Aynen öyle. Yani görmezse tutunamaz ki, feyze alamaz.
Abi yanlış dediği halde doğru görse, bak şimdi korkunç bir soru. Abi yanlış söyledi ama doğru görse, yanlış derken edile şeriye zıt olmayacak o kesin. Mesela ben iman bir nispettir, intisaptır diye anlattım. Buradaki yanlışlık imana dokunmuyor. Edile şeriye dokunmaz, imanını götürmez. Yanlış şu harça, mariç. Edile şeriyedeki ölçü var ya, kitap, sünnet, icma, kıyas, buna zıt olmayacak. İstikamet dedi ya. İstikamet bu. Yani o kesin, bunu her derste diyecek miyiz? Bu dokunulmaz, Allah'ın dini bu. Ne ustadın dinidir, ne Bahattin Şah Nakşibendi'nin, ne İmam-ı Rabbani'nidir. Bu dindir, bu Allah'tır. Ne edile şeri, bu kesin, buna istikamet. Yani bunu imanınla alakası yok, yorum getiriliyor, tamam mı? Yani izahlar getiriyor. Bu yüzden imanla bana mesela dedim ki ben insanı iman sani zücelanını nispet ediyor. Yani nesebine götürüyor. Kökenine tanıştırıyor seni. Allah ile tanıştırıyor. Allah ile ünsiyet ettiriyor. Ülfetini kaldırıyor. İntisap ise ahiretin üzerindeki battaniyeleri, duvarları kaldırıyor. Diyelim ki yanlış söyledim. Senin imanına zarar vermez bu. İtikadi bir şey değil. Ama desem ki la ilahe illallah deseniz, Muhammed Resulullah demeseniz de ehli cennetsiniz, cennete gideceksiniz desen bu batıldır. Haşa, Muhammed'in risaletini inkar etmektir. Küfür oluyor bu. Çünkü la ilahe illallah olur Muhammed Resulullah'sız. Risalet-i Ahmedi inkardır burada. Çattırmadan çatmaktır. Muhammed'in Resulullah'sız bu asırda la ilahe illallah peygamberimizden bahsederken, peygamberimiz geldikten sonra Muhammed'in Resulullah'sız iman yoktur. İçtihada muhalif bir şey dense bu, mezhep içtihada bir şey mesela. Gene olmaz. Çünkü burada bu budur. Mezheplerine ittifak etmek, bak kıyas ve icma. Kitap, sünnet, icma, yani mezheplerin ittifakına. Mezhep dışında içtihat da yapamaz. Ne, o seviyede misin ya? Onu söylüyor, niçin yapamazsın? Ya onlar da insandı. Evet, peygamber de insandı. 27. söz oku. Kaç vecihle senin arzi olduğunu, yalan olduğunu, kendi duygularını, fikirlerini karıştırdın. Sen alemi gayb mı açıldı da sana oradan görüp de yazıyorsun? Bu kadar cemiyete, bu kadar rezillikler içinde yaşayacaksın. Alemi gayb açılacak. Nereden biliyor musun açılmadı? Vallahi açılsaydı ben de görürdüm seni. Biraz şey yapayım ya. Senin görürdüm senin haletinle ki sana açılma. Nerede açılacak bu zemin, bu ahir zaman fitnesinde? Diz boyu günahlarla gidiyoruz. Televizyonlarda, vitrinlere çıkıyor, sokakta. O bu kalp açılacak oraya. O zaman emeği iftiradır. Mağaralara eskide girip İslam cemiyetinden kalbin açılması için o çektikleri çileye iztiraptır. İnkardır yani. Ya biraz böyle, biraz efendi olmak lazım ya. Biraz adam olmak lazım ya. Biraz yalan olmamak lazım ya. Yalan olmamak, dürüst olmak lazım ya. Ben buyum, bunun için anlatıyorum. Ben ehl-i sünnetim kardeşim. Ehl-i sünnet pergamini oraya koydum, oraya konuşuyorum. Öyle değil ya. Değil ya. İşte istikamet olması için edile şeriye. Yani onu gerek yok değil mi arkadaşlar? Edile şeriye kesin o. O insan üstü bir şey. Nurculuk da ona bağlı. Yani kitap ve sünnet. İcma ve kıyas. Dokunmayacaksın. Dördüncüsü, imandaki marifetullah ve o marifetteki muhabbetullah zevkini. Şimdi gördük mü şeye döndürdü tarikat, arkaya, ahirete değil. Üç tane ahiretti. İmandaki marifetullah ve o marifetteki muhabbetullah zevkini. Zevkini. Safi tarikat vasıtasıyla anlamak
ve ağlamakla dünyanın vahşeti mutlakasından ve insanın kainattaki gurbeti mutlakasından kurtulmaktır. Ve çok sözlerde ispat etmişiz ki saadet-i dareyn, dünya ve ahiret saadeti ve elemsiz lezzet ve vahşetsiz ünsiyet ve hakiki zevk ve ciddi saadet iman ve İslamiyet'in hakikatındadır. İkinci sözde beyan edildiği gibi iman şeceri-i Tuğba-i Cennet'in bir çekirdeğini taşıyor. İşte tarikatın terbiyesiyle o çekirdek ne şu nema bulur inkişaf eder. Burada da arkaya dönderdi. İman-ı billaha tarikat nasıl inkişaf ettiriyor? Bak imandaki gene böyle terakki manasında değil de buradaki uyanışlardan bahsediyor. Ve imandaki marifetullah ve o marifetteki muhabbetullah. Biliyorsunuz iman-ı billah, onun daha arkası soğan kabuğu gibi en dışarıda iman-ı billah. Daha arkası marifetullah. Daha arkası yani daha incisi muhabbetullah. Muhabbetullah. Daha arkası müşahadetullah. Daha arkası lezzet-i ruhani. O rüyetullah ahirette. Lezzet-i ruhani. Yani bu istikameti tarikat bunlardan şeye kadar geliyor. Şuraya kadar geliyor. İman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah. Bu hani ya diyor ya İmam-ı Rabbani, Müceddi Elbisani, hakaiki imanın bir tek meselesinin inkişafı vuzuhu benim indimde bilinir ezvaka keramata müreccahtır. Hatta bütün tarikatların gayesi, neticesi hakaiki imanın inkişafıdır, vuzuhudur. Hakaiki iman ya. İman hakikattan. İman hakikattanı daha çok ama kalbi çalıştırmakta olduğundan dolayı ha şey açılıyordu. Burada o yanlış kaldı da bir şeye geçtik, izah ettik. Yani iman olmamakla beraber abiye, şeyhe bak. İmanı değilse, dedim ki la ilahe illallah kafidir, Muhammedur Resulullah demesin. Bu yanlış. Dedik edilir. Onun dışında, yani sohbetin şeklinde, evratta 70 bin olacakmış da 90 bin yaptı. Bunlar imani mevzu değil. Burada yanlış da yoksa doğrudur dedim. Onun şeyi nasıl olur ya? Gene sebebi terakki olur. Olur. Şu ağlarda şöyle bir yer var. Diyor ki zındık birisi tarikatta bir yol bulmuş. Bak tarikatta bir yol bulmuş. Zikir ettirmiş. Ders vermiş. O ders alanlar terakki edip evliya olmuşlar. Evliya olanlar bu adamın zındık olduğunu anladılar. Müridinin biri görmüş. Müridinin birisi görmüş. Bunu zındık. Bu sefer ona demiş ki, yok merak etme korkma ustadım demiş. Sen zındık olduğunu anladım. Ama senin verdiğin derste oldu. Dolayısıyla seni daha çok bırakmayacağım, daha korumuş. Şimdi orada bir kural bunu anlatıyor. Olmuş yani bu. Enna inne zenni abdi bir kuralı çalışıyor alan. Ben kulumun zanni gibiyim. Şimdi o zındığın verdiği evratı kullanarak feyzi Allah'tan beklemiş. Neye benziyor? Allah inkar eden manav. Bize portakal satınca biz ondan portakal da aldık diye zındık mı olduk? Yok. Yiyoruz, içimize sokuyoruz ama zındık sattı, zındık üretti. Demek ki burada harika bir sistem çalıştırıyor Allah. O hüsnü zanımızdan dolayı o abimize, o şeyhimize, o ustadımızın yani beşeriyet devazımatı itibariyle yanlış da olsa sen yapsan merak etme o zındıktan bile verdiği derste evli olunuyorsa senin istikametine zarar vermez. Yeter ki bütün hatası zahir ola. Hatırladınız mı şu ağlarda neredeydi? 312 bin. Benim sayfa tutmuyor yüzden bak. Tamam. O şeydedir. 13. şu ağda. Orada
Belki biraz da ileri olabilir. Neyse. Tarikatta hisse kadar geliyorlar bu zaman. Doğru mu abi? Evet, yani adam söylüyor. Mesela diyelim ki tarikatta sen de seyrediyorsun. Sen biraz daha malumatın var. Tarikata gittin, bir dostunu ziyaret ederken gördün. Şeyh anlatıyor. Çok basit, avami. Dokunma. Herkes layık olduğu yerdedir. İstikam, ehli sünnet vel cemaat ölçü yapıyorsan hiç dokunma. Bir tarikatta olanı da böyle dersine falan davet etme ya. Birbirlerine gelirse gelir ya. Burada marifetullah, muhabbetullah dedi ya, vicdanın içindeki hisse kadar mıdır bunların şeyin? Yani? Bunlar 319 dağlar. 319 mu? Ben 312 mi dedim? Ha, deyin ki. 319, evet. Devam ettik. Bak ne yapıyor? Çünkü saadet-i dareyn neymiş? Dünya saadetine sebepmiş bu imandaki marifet ve muhabbet. Yani bu asırdaki depresyon ilaçlarının kullanılmasının sebebi, sorunu gene bu. Ne o? İman var, marifet yok. Marifet var, muhabbet yok. Muhabbet olmadığı nasıl? İman var, marifet var. İman var, bilgi de var. İman olduktan sonra marifet var. Marifet nedir? Bilgi. Ama onu bunu sorguluyor, yargılıyor, itiyor, kalkıyor, tenkit ediyor, eleştiriyor. Yani adeta o bilgiyi insanları sorgulamak için. Bunda vahşetlik gider mi? Mabet yok. O iman var, imanı billah. İkinci bir mertebe, marifetullah. Marifetullah var. Ama muhabbetullah varsa muhabbet eder. Sahası geniş olur. Kendi etbaına has olmaz o daire muhabbet. Daha geniş olur. Bir insanda imanın muhabbetullahına erdiğini nasıl anlarız? Bütün mertebelerden bakan, hiçbir mertebeye mahkum olmadan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan kamil insandır. Muhabbetullah'a varmış insan. Bu sefer kucaklayıcıdır. Herkeste, yani kafir kastetmiyoruz, her Müslümanın onun kalbinde yeri vardır. Sever o. Aşağılamaz. Tenkit etmez. Devre dişi yapmaz. Parkurdan koşan koşucu haset edip de aman ayağı kırılsa, kalbi dursa, devre dişi olsa demez. Çünkü onun koşusu, yani bir Müslümanın marifeti, hizmeti çok iyi biliyor ki İslamiyet hizmet ediyor. Çok iyi biliyor ki bana hizmet ediyor. Mesela bir ustadın talebeleri. Hüsrev abi, hangi Müslüman dil uzatır? Niye uzatıyorsun kardeşim? Ustad demiş mi Risale'de? Hüsrev'in aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya İslamiyet'in aleyhinde bulunmaktır. Kafirleri şöyle yapmak demiyor ki. Hüsrev'in aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale'nin aleyhinde bulunmaktır. Ya abi suratına bak. Ya koy kardeşim, hatıra bununla çatışıyor. Ne diyor üstad? Bitti. Niye bulunuyorsun? Başka yok mu yani? İsrail yok mu? Yahudi yok mu yani? Sen düşmansız yaşayamadığını biliyorum. Beni niye hedefliyorsun? Demek ki bir insanda imanı billah vardır. Marifetullah da var, bilgisi de var. Tamam. Ama muhabbetullah olabilmesi için kucaklayıcı olması lazım. Nadir abi yaş yaparsın. Tamam Nadir abi. Anladın mı? Evet. Şimdi muhabbetullah kucaklayıcıdır. Onu bunu yani cemaatin çapının dışına çıkmıştır. Müslümanları sever. Muhabbetullah ehli. Marifette kalmışsa kendi cemaatine az kalmıştır. Şefkat. Yok, şefkat da olmaz. Yani. Şefkat da olmaz. 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 Yani şefkatin olmaz değil. Çapı o kadar. Kendi etbağı kadar. Etbağı kadar şefkat olur. Onu acır. O Müslüman acımaz. Hemen bahane uydurur. Bir şey yapmıştı. Ok oldu. Hak etti o. Hapise girdiğine göre. Oysa Kemalizm soktu o kabre. Hapise. Ya, tokatı yedi işte. Şefkat tokatı yedi işte. Her şeyi hamleder şefkat tokatı. Belki makamını yüceltecek Allah.
Saadet-i Dareyn, yani böyle bakarsa yukarıdan alayım bir de, imandaki marifetullah ve o marifetteki muhabbetullah'ın zevkini safi tarikat vasıtasıyla anlamak ve o anlamakla dünyanın vahşeti mutlakasından, bak seni vahşeti mutlaka, vahşeti yukarıda okuduk. Vahşet neydi? Yalnızlık vahşetinden. Yani Allahsızlık. Ve Allah'ın, yani var ya bir duamız vardı, sevdir sevdirdiklerin. Vahşet yalnızlıktan gelir. Yalnızlaşan insanlar bu asrın. Sevgisiz insanlar, sevilmeyen insanlar, sevgiye muhtaç insanlar hasta oluyor. Suçu nedir? Sevmedikleri içindir. Sevmeyenler sevilmezler. Kucaklamayanlar kucaklanılamazlar. Hakları yoktur. Merhamet etmene merhamet edilmez. Abi beni anlamıyorlar. Sen anlamamışsın ki kimseyi. Abi beni kimse sevmiyorlar. Sen sevmemişsin ki. Men dakka dukka. Çalma kapıyı çalanan kapını. El ceza min cinsilame. Hangi cinsten sana tokat geldi, hastalık geldi? O cinsten sorunun var. Yalnızlaştın. Tabii ki yalnızlaşacaksın. Onu bunu kakaladın, ittin, tepeledin, yargıladın, sorguladın, itham ettin, bir sürü yakışıksız yakıştırmalar yaptın. Hizmetimize zarar veriyor. Bilmem ne yapıyor. İslamiyete zarar veriyor. Şöyle bir sürü dedin yani. Allah'tan da korkmadın, sorumlulukları almadın. Tabii ki yalnızlaşacaksın. Yalnızlık vahşettir. Ne yapar? İman inkişaf edince ne diyor? Dünyanın vahşeti mutlakasından seni kurtarır. Sonra insanın kainattaki gurbeti mutlakasından kurtulmaktır. Burada gurbetteyiz kardeş. Makarı saltanatımıza, ebedimize dönmemişiz. Gurbeti mutlaka. Hakikaten gurbet ya. Korkunç gurbet ya. İnsanın vatan aslısı değil ki. Ruhumuzun istediği ne var ya? Bana bir tane söyle hadi. Ruhunun istediği bir tane söyleyin ya. Lütfen şey yapmayın, gizlemeyin. Bana söyleyin de ben de öğreneyim ya. Bir tane ruhunuzun istediği burada olsun. Beka istiyorsun. Var mı? Dert istemiyorsunuz. Var mı? Lezzet yapıyorsunuz. Var ama lezzetin sonu eyleme dönüşüyor. Hayatın arkasına bağlamış ölüm. Güzelin arkasına bağlamış bir sivilce. Baklavanın arkasına bağlamış tuvalet. Gençliğin arkasına bağlamış ihtiyarlık. Ne olacak ki bu dünya ya? Bu mu ya? Daha burada kalacağız. Niye bu kadar kalmak istiyorsun ki? Bir dakika ya. Abi daha kalayım. Bir şartla kalınır. Musa aleyhisselam kalma şekli. Azrail aleyhisselam geldi. Çakıverdi. Çekildi diye. Ha. Hizmetim devam etsin. Onun dışında hiçbir mana yoktur vallahi. Ne ya? Dünyada niye kalacaksın? Namaz yok. Nurcu'ya sesleniyorum şimdi. Dünyada niye kalacaksın? Abi hizmet ediyoruz. Haberlerde kalkmıyorsun. Gitmen daha iyi. Videolardan, internetlerden çıkmıyorsun. Ölmen daha iyi, daha hayırlı. Çünkü terkin yok. Terki olanlar terkin hizmetinde yaşasınlar. İnsanın kainattaki gurbeti mutlakasından kurtulmaktır. İman inkişaf edince. Ne olur o zaman? Bu iki şey olursa arkadaşlar bak. İki şey yapar. Sonra açılımını gösterecek. İki şey yapar sonra açar. Söylüyorum. Bir, marifetullah ve muhabbetullah. İki şey. Bunlar dünyanın vahşeti mutlakasını ortadan kaldırır. İkincisi, insanın kainattaki şu dünyadaki gurbeti mutlakasını kaldırır. Marifet ve muhabbet. Anladık mı abi? Lütfen. Kaçırma bak, tık tık. Marifetullah insanın dünyadaki yalnızlık vahşetini kaldırıyor. Allah ile ünsiyet ettirerek. Allah adına seviyorsun. Bir daha. İman-ı billah demiyor. Marifetullah, muhabbetullah. Marifetullah dünyada kimsesizlik vahşet doğurur. İçsel çöküntü yapar. Kuyu açar. Dibi olmayan bir kuyu. Bunu ne kaldırır? Marifetullah kaldırır. Ustadın hayatında olmuş. Yani beş çeşit kulbede düştüm diyor. Ha bak. İmam Feyzi, Kur'an, Lütfü Rahman imdadıma yetiştiler.
o beş karanlıklı gurbetleri beş nurlu ünsiyet dairelerine çevirdiler. Kaçıncı söz? Söz değil abi, mektubat, beş, altıncı mektup, 25 sayfa. Ne mevzusuydu o? Gurbet mektubu değil mi? Gurbet mektubu, bir daha dördüncü şubada da var başında abi. Allah. Marifetullah bunu yapar. Şimdi marifetullah bir ilerisi. Muhabbetullah. O da ne yapar? İnsanın kainattaki gurbeti mutlakasını kaldırır. Peki ikisini cem et. Karıştır. Şimdi bak. Çıkan macuna bak. Saadet-i dâreyni oluşturur. Dünya ve ahireti oluşturur. Yani elemsiz lezzet alırsın. Vahsetsiz ünsiyet edersin. Yani mesela eşyayı da seversin. Allah adına olduğu için vahşet vermez sana. Zaten da, bir şeyin başlangıcında elem yoksa sonunda da elem olmuyor abi. Çok güzel. Hani iman diyor bir cennet çekirdeğini taşıyor diye ya. Başlangıcında elem yoksa neticesi de oraya götürüyor. Ama küfürün başlangıcı da elem, neticesi de elem. Hani nimetin mukaddemesi de nimettir diye ya. Aynen doğru. Çünkü iman saadet ebediyenin çekirdeğini taşıyor. Küfür zakkumu cehennemin tohumunu saklıyor. Çekirdek değil, tohumunu saklıyor. Abi dünyaya marifet dedi, kainata muhabbet dedi, ikisine saadet-i dairen dedi. Bir de söyle bakayım. Dünyaya marifet, vahşeti kaldı dünyadaki. muhabbet kainattakine. Öbürsü de geriye kalan müşahadetullah kalıyor da saadet-i daireyn oluyor. Saadet-i daireyn ikisini cemiyor. Oraya getirecektim. Müşahadetullah'a gelmedim daha. Çünkü koyduk tencereye mi kardeşim? Marifetullah. Ne yaptı bu? Dünyada vahşeti mutlakamızı kaldırdı. Bu işi yaptı. Bak şimdi cennete gireceğiz şimdi. Cennet burada. Bir daha. Marifetullah dünyada yalnızlık vahşetimizi kaldırdı. Muhabbetullah dünyada gurbeti mutlakamızı kaldırdı. Kainattaki gurbeti mutlakamızı kaldırdı. Kainatta da gurbetteyiz. Cennette de gurbetteyiz. Tamam mı? Kim kaldırdı? Bunu kaldırdı. İkisi kalkarsa saadet-i dâreyn olur. Yani ikisinin cemi müşahadetullah olur. Marifetullah, muhabbetullah topla müşahadetullah olur. Müşahadetullah olunca bizde eylem ne olur? Saadet-i dâreyn olur. Dünya ve ahiret cennet olur. Dünya ve ahiret saadetin cenneti olunca ne olur? Dünyada orayı yaşarsın. Orayı yaşamanın alameti nedir? Bir, elemsiz lezzet alırsın. Vahşetsiz ünsiyet edersin. Hakiki zevk edersin. Ciddi saadet olur. İman ve İslamiyet'in hakikatını yaşarsın. Bunu ikinci sözde anlatıyor. İşte diyor iman, şeceri, tubayı, cennetin bir çekirdeğini taşıyor. Bu işte. 20. Bu toplamı çekirdek. 20. mektubun başında da söylüyor abi, yani imanı billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhani dedikten sonra evet diyor, bütün hakiki saadet, halis sürür, şirin nimet, safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır diyor. Onlar onsuz olamaz diyor. Böyle devam ediyor abi. İman çekirdeği nedir? Bu. Bu intisap oluyor, ikisi öbürsü mezhebe oluyor herhalde. Yani bu intisap mıdır, nisbet midir? Nesep midir? Marifet, muhabbet, intisap gibi gözüküyor abi. Yani marifetullah'la muhabbetullah'ı birleştirmez abi, nesebe bağlıyor, nisbet ediyor. Nisbet midir, intisap mıdır? Nisbettir abi. Peki o intisap dedi. İkisine ama abi. Bak şimdi. Bir bakalım. İman İnsanı Sani Zülcelal nispet ediyor. Yani burada nispet ediyor. Ne demek? Kökenini, aslını, kaynağını tanıştırıyor. Aslına seni götürüyor. İntisap ise ahiretin üzerindeki battaniyeler kalkıyor. Seni ahirete bağlamak demek. Sendeki çekirdekleri inkişaf ettirerek ahireti yaşıyorsun. Ahireti yaşıyorsun. Yani bu fıtratının üstlerini kaldırdın mı bu çekirdekler daha cennete gitmeden cenneti yaşıyor. Kabiliyet oldu. Yani lezzet-i ruhani oluyor zaten. O oluyor. Dünyadaki ahiret oluyor yani. Dünyadaki ahiret oluyorsa
intisaptır. Ama öteye geçti mi o müşahadetullah veya rüyetullah oluyor artık. Burada fıtrattan bahsetti. Mahlukattan bahsetti. Mahlukat iman. İman çekirdeğinden bahsetti. Saadet-i ebediyenin, saadet-i aleyhinin çekirdeğidir. Saadet-i aleyhinin dünya ve ahiretin çekirdeğidir. Allah'ın çekirdeği değildir. Burada da gene tarikat üzerimizdekilerle ahireti burada yaşattırıyor. Yani cenneti burada yaşattırıyor. Cehennemi dünyada değil mi? Adem. Cehennemin sureti yok mu burada? Bu dünya ahiretin suretidir. Veya ustadın tabiriyle ahiretin üzerine örtülmüş tenteneli perdedir. Veya yine ahiretin köpüğüdür diyor. Su akıyor alttan, üstünde köpüktür. Köpüğü öfle bakayım. Aa, az kaldı atladık ya. Su koca neyle akıyor ama üstü köpükmüş. Öfledik bir baktık ki neyi? Uçak da öyle. Laz öyle yaptı. Dağ demi vardı. Bulut kaplamış. Ula uşağım demiş. Deniz buraya kadar geldi. Hadi gelmişken dedi. Sandalye atalım buluta. Ondan sonra çekildiği zaman bizi o denize indirir dedi. O deniz çekilince sandalye attık ya. Su çekilince bizi indirir. Bir sandalye bir akıyorlar. Can sandalye yapmışlardı. Dağda ağaçlarla. Bir koyuyorlar bulutun üzerine sandalye. Bir akıyorlar ki uçuruma gitmiş. Yani dünya ahiretin suretidir kardeş. Perdesidir. Örtüsüdür. Örtü neredeyse örtülen de aynı yerdedir. Bunu kaldırıyor işte. İman saadet-i darinin çekirdeğidir. Peki abi saadet-i darini burada kurmuyor mu? Burada kuruyor. Yani intisapla bağ atıyor. Çünkü az önce biraz konuştuk. İntisap. Yani intisap attıktan sonra zaten bu nispet başlamıyor mu abi? Yani o sonraki ikincisi başlıyor. Bu birinci işlemi. Herkes yani iman etmesine rağmen yani bu nispeti kuramıyor insan. Çoğu insanlar kuramıyor. Müslüman yani olmasına rağmen. Yani saadete ebede nail olamıyorlar yani ikinci yoldaki gibi. Burada 20. mektupta ne dedi? İman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhani. Lezzet-i ruhani burada dedi mi? Orada müşahede olan mı demişti? Yok. Hiçbirisi yok. O sen orayı karıştırıyorsun. Orada iman-ı billahı anlatmıyor. Evet. Allah ahiret imanı anlatmıyor orada. 20. mektupta. Allah imanı billah. Marifetullah, muhabbetullah, müşahadetullah, lezzet-i ruhani diyor. Değil mi? Bu Allah'ı anlatıyor değil mi? Ahireti anlatmıyor yani. Burada ahireti anlatıyor. İmanı billah lazım ahiret için. Ondan sonra ahiret için marifetullah. Saadet-i dairenin ikisini de kuşatmıyor mu abi? Saadet-i dairenin dünya ve ahirettir. Tamam ikisini de kuşatıyor orada. Ahiret işte Allah değil yani. Nokta istimdat. İmanı bile ahiretin üstünü açıyor. Dünya ve ahireti açıyor. Dünya. Ama amentu billah'taki o Allah'a iman olsaydı ne koyacaktı biliyor musun? Müşahadetullah koyacaktı. Burada müşahadetullah yok. Ondan sonra olması. Tamam bak şimdi burada müşahadetullah yok Resul'ün. Ahireti anlatıyor çünkü. Zaten müşahadetun lezzet-i ruhaniyeden daha önce gelmiyor mu abi? Daha önce gelmiyor ama lezzet-i ruhaniye de yok ki burada. Biz ekledik. Yani orada biz ekledik. Üçüncü söze şey yaptı ya, atıp yaptı ya oradakiyle. Oradakini şöyle yaptı, şey toparladı, onu hulas etti. Dedi ki, saadet-i darin. Saadet-i darin deyince ne anlıyorsun? Yani iki dünya saadeti. Dünya ve ahiret. Allah demedi ki. Zaten Allah sizi düşünmemiş ki. Yani. Ha tabii Allah'a ilk önce marifetullah da koydu. Yani burada iman-ı billah'ta eğer tarikat şey yaparsa, tarikatın daha çok ön tarafı inkişaf ettirdiğini, saadet-i dariyeni, dünya ve ahireti cennete çevirdiğini. Ama bunun bir, tabii ki iman-ı billah var. İman-ı billah'ta marifetullah ve muhabbetullah. Buraya kadar kaldı. Bu sefer bunu üstünü kaldırdı mı, açtı mı? Bundan daha ileri de var. Marife, müşahadetullah var. Gene burada oluyor. Ama bu sefer okun yönü değişiyor. Ezel yönü. Müşahadetullah başladı mı Allah'a döner. Zembereği kalpti ya bebede. Peki ezelin zembereği nedir abi? Ruh mudur?
Yani kapsa ruhtur bir arkası. Yani ahiretin den üstündür imanı billah ya. Onsuz olmaz ya hiçbir şey. Burada ahiretin üstünü açıyor Resulüm. Yani bu saadet-i dareni burada yaşattırıyor. Cenneti burada yaşarız hep deriz ya. Yani mesela kimsesizlik vahşetinden kaldırıyor. Bir de bu kainattaki gurbeti mutlakamızı var. Ne kaldırıyor? İmanı billah, marifetullah, muhabbetullah. İmanı billah zaten çekirdektir, o kane alınmıyor. O temeldir yani, kane derken merkez. Marifetullah, muhabbetullah. Marifetullah, kimsesizlik vahşetimizi ortadan kaldırır. Muhabbetullah ise dünyadaki yalnızlık, kimsesizlik, kainatı, gurbeti mutlakasından kaldırıyor. Onu kaldırıyor, ortadan kaldırıyor. İkisini cem edersek, mesela yalnızlık vahşetini kaldırdı, gurbeti mutlakayı kaldırırsak, ikisini toplan, dünya ve ahiret, bunun adı saadet-i dareni. Peki ne yaşarız? Biz lezzetsiz, elemsiz lezzet yaşarız. Vahşetsiz ünsiyet olur. Hakiki zevk olur. Ciddi saadet olur. İman ve İslamiyet'in hakikatındandır ki, iman ve İslamiyet'in hakikatındandır. İkinci sözde beyan edildiği gibi iman arkayı değil önü gösteriyor. Yani burada ikinci söz Şecere-i Tuğba-i Cennet'in bir çekirdeğini taşıyor. Onu anlatıyordu zaten. Şecere-i Tuğba-i Çekirdek. İşte tarikatın terbiyesiyle o çekirdek ne şu nema bulur, inkişaf eder. Biz yapamadık, yetişemedik. 5, 6, 7, 8, 9. Eğer yarın hatırlatırsanız 5'ten devam ederiz. Tamam mı abi? Oluyor değil mi? Biraz sıkılıyor musunuz? Tamam. Atıflarına bakmadık ha. Bir sürü atıfları var. Tahmin ettiğiniz gibi. Bu tezgahat size de şu an tam bulamadım da onu. Yani muhabbet diyor. Mana ismiyle olursa muhabbette kalır. Manayı harife olursa marifetullah oluyor. Evet doğru. Yine bir tezgahat size de geçiyor. Evet mesela tarikata şeyhine muhabbet edecek. Biz de Nurculuk'ta daire içinde abi bulabilir diyor. Bazı fıtratlar. Ziyaretin meselesi var ya. Üstadım ona diyor, benim ona diyor muhabbeti dönemden daha fazla diyor. Karşı Abdullah için. Evet. Ona diyor, sen şeyhin diyor bütün ilimleri bilir, bir ziyaretini seviyorsun diyor. Ben diyor, sünneti senede istikameti gösterdiği için onu seviyorum. Ya bak, sevgi de nasıl bir rehber ölçü gösterir gördünüz mü? Bir insan uçuyor, kaçıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle adamdır. Severiz de ama esas o değil. Sevgi sebebimiz bu değil. Tarikatta budur. Uçuyor, kaçıyor, kainatı, dünyayı avucu gibi seyrediyor. Senin içini seyrediyor, işlerimi yapıyor, dünyayı tanzim ediyor, kalbimi çeviriyor. Bu tarikatta bir insanın, bir ustadın arkasına gitme sebebi budur. Nurculukta ise bu şahsi kemalatı ne olursa olsun ehl-i sünnet vel cemaat dairesi içerisinde istikameti gösteriyorsa, bunun makamı yüksek olsun veya düşük olsun gösteriyorsa sebebi muhabbet bu gösteriliyor. O eksiktir, bu tamdır, hayır. İkisi de doğrudur. Ama tarikat böyle yapıyor, hakikat böyle yapıyor. Hakikat, yani bir insanı, yani sevmen için bu sebepler mi lazım? Adamda bu sebep yoksa ne yapacağız? Uçuyor, kaçıyor yoksa, su üzerinde yürüyemiyorsa sevmeyecek misin? Seveceğiz. Ama sevgi sebebi yok. Adam uçup kaçmıyor, namaz kılıyor. Yani şunu yapıyor, bunu yapıyor. Seveceğiz. İşte hakikat mesleğinde diyor ki, hali ne olursa olsun, istersen uçsun ve geçsin, istersen o kemanatta olmasın. Çünkü Allah'ın böyle bir emri yoktur. Su üzerinde yürürseniz benim makbul kulumsunuz. Yürümezseniz benim makbul değilsiniz. Böyle bir şey yok. Peki nedir o sevgi sebebi? Ehl-i sünnet vel cemaat dairesinde hakaiki imani ve esasat-ı Kur'aniye'ye hizmet etme nispetinde bize istikameti gösteriyorsa, bak istikameti gösteriyorsa, kendisini değil, böyle yapmıyor. Böyle gösteriyorsa o sebebi muhabbet budur. Yani hakikatta bu, tarikatta bu. Ya tarikatta şartlı muhabbet var. Ziyaretini uçuyor, kaçıyor diye seviyor. Yoksa sevmeyeceksin. Hakiki hakikaten alem gayb açılsa, yakinden görsen ki hakikaten böyle değil. O zaman muhabbet etmeyeceksin. Hemen bırakacaksın, koyacaksın kenara.
Ama hakikatte ise bu adam düşe kalka gidiyor. Ama ehl-i sünnet ve cemaat dairesi içinde hakaik-i İslamiye ve esasat-ı Kur'ani'yi rehber yapıp bize istikameti gösteriyorsa, istikamette hidayettir, hidayette ruhun cennetidir. O da ruhun cenneti de sadakatla olur, ruhun cennetidir. Yani bu insan muhabbete layıktır. Bize rehber olduğundan olup istikameti gösterdiği için. İstikamet budur diyor. O çok önemli çünkü. Çünkü uçma kaçma ani ve fanidir. İstidraca da verilebilir. Mesela bende uçma kaçma gördünüz. Parmağımı böyle yaptım, bardak oldu. Sizin imanınız inkişaf eder. Çocuğunuza nasıl anlatacaksınız? Yeğeninizi anlatarsanız bir de dalga geçerler. Adam böyle parmağını yapmış da bardak aşağıdaydı, su doluydu falan. Ha 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 ha. Belki de inkarına sebep olur. Ama ölüler nasıl dirilir? Ölü maddeleri diri diri dolaşıyorsun. Ölüler dirilir mi? Nasıl soruyorsun? Bak ölü topraktan çıkın deyince ha yapamaz hakikaten ya. Yani herkes o kerameti göremez. Kerameti gören de ancak teslim olur. Görmeyen de nakletsek şöyleydi böyleydi. İnsanda o hisse olmuyor. Ama ilim öyle değil. Neselden, nesilden nesile, nesepten neseme, kişiden kişiye aynı tesir edebiliyor. Şeyh de söylese, ben de söylesem fenzur ila sari rahmetillahi kefe ila ahiret. Böyle diyor ki görmüyor musun böyle? Bak kışın ölmüş mevcudatı topraktan. Bak bunları çıkartıyoruz. Kemik gibi ağaçlar vardı kışın, onu baharda diriltiyoruz. Bunun benzeridir. Ondan sonra sen ilk yaratılmanı görmüyor musun? Deyince bu artık şeyh de söylese, mürit de söylese tesir eder niyeti varsa. Çünkü niye? İlmidir. İlmi şeyleri söylemek illa söyleyen kişinin kariyerine bakmaz. Ama tarikattaki o fazilet ve kemalat şahsa aittir. İstidaca verilebilir. Ve ani ve fanidir. Nesilden nesile aktarılamaz. Aktarsa bile belki inkara sebep olur, dalga geçerler. Adam su üzerine geçmiş boğazdan. Ya neler diyor falan. Olabilir. Değil mi? Hakikat daha şey. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tümselavat.